Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Kısaca bir basın açıklaması yaparak aday adayımı açıklamak istedim Memleket Partisi Karabük'ten. Kısaca önce kendimi tanıtayım. 82 Karabük doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi TED Karabük Koleji'nde tamamladım. Daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi'nde ekonomi bölümünü biterek yüksek öğretimi o şekilde tamamladım. Evliyim. Değerli eşimle birlikte 2 aylık bir Mehmet Kuzey adında oğlumuz var. Mutlu bir ailemiz var şükürler olsun. Geniş bir ailenin 3. kuşak temsilcisiyim. Tüm aile fertlerim gibi ben de ticaretle uğraşmaktayım. 21 yaşından beri aktif ticaretin içindeyim. İnşaat, gıda ve lojistik sektörlerinde 3 ayrı firmanın sahibiyim. Doğma büyüme Karabüklüyüm. Şehrin potansiyelini, sorunlarını, dinamiklerini iyi bilen bir kişi olduğumu inanıyorum. Ailemden gelen siyasi tecrübelerle beraber doğduğum günden bugüne hep siyasette iç içe oldum. Geçmiş dönemlerde aile büyüklerim nasıl bu şehre hizmet etmek istedilerse ben de onlar gibi siyasete atıldım. Aktif siyaset hayatına atıldım. Memleket Partisi'nin kurulduğu günden bugüne de Memleket Partisi'nin Karabük'te kurucu il başkanlığı görevini yürüttüm. Geçen haftaya istifama kadar da taşıdım. Bugünden sonra da eğer halkımız teveccühü gösterirse bu görevimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Karabük halkının vekili olarak taçlandırmak istiyorum. Bu bağlamda Karabük'te siyaset kurumunun birkaç kişinin tek elinde olmadığını, artık siyasetin genç insanlara, genç kişilere eline geçmesi gerektiğini düşünerek aday adaylığımı açıklıyorum. Biraz da teşekkür ederim. Size biraz da kısaca partimizden bahsetmek istiyorum. Biz memleket partililer olarak ne cumhur ne millet tek yol memleket sloganıyla yola çıktık. Kurulduğumuz günden bugüne Memleket Partili değerli arkadaşlarımla beraber partimizi bugünlere kadar getirdik. Memleket Partisi'nin bugün artık baraj sorunu kalmamıştır. Memleket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini alacak. Ülke içinde en büyük kazanım bu olacaktır. Artık yorgun iktidarın değişmesi gerekmektedir. Bu yorgun iktidardan da onun karşısında varlık gösteremeyen muhalefetten de memnun değiliz. Bir tarafta yorgun iktidar, karşı tarafta birbirine benzemeyen 6 tane partinin de bu ülkeyi yönetemeyeceği düşüncesindeyiz. Bunlar karşısında milli değerlerden ödün vermeden, yenilikçi, şeffaf, ahlaklı, bir yönetime önem veren, akla ve bilime önem veren bir yönetime talibiz. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin de söylediği gibi, biz Atatürk ilkelerinden vazgeçmeden ahlakla, adaletle, akılla ve bilimle bu yönetimi yapacağız. Bu ülkeyi içinde bulunduğu kriz ortamından aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu ülkeyi gençlerin umutlarının yeşerdiği, insanların birbirine mutlu baktığı, mutlu insanların, özgür insanların ülkesi yapacağız. Bu bağlamda hepinize çok teşekkür ediyorum. Açıklamama katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim.